Dali, anne ve babasının ilk çocuklarının ölümünden tam 9 ay sonra dünyaya geldi. Ailesi menenjit sebebiyle kaybettikleri 2 yaşındaki Salvador'un ölümünü yeni bir doğumla unutmaya çalıştılar. Hatta yeni doğan çocuklarına ölen kardeşinin ismini verdiler ve onun bedeninde reenkarne olduğuna inandılar. 1973 yılında ise üstad şunları söyledi. Doğar doğmaz tapınılan bir ölünün ayak izlerinden yürümeye başladım. Beni severken hala onu seviyorlardı aslında. Belki de benden çok onu. Babamın sevgisinin bu sınırları yaşamımın ilk günlerinden itibaren çok büyük bir yara oldu benim için. Çocuk yaşta travma üzerine travma yaşayan Dali, adeta cinsiyetsiz bir yaşam sürüyor, kadınlara dokunmaktan da, kadınlar tarafından dokunulmaktan da nefret ediyordu. İşte tam da o dönemde içinde kopan fırtınaları tuvaline aktarmaya başladı. Çocukluk travması Dali'nin sanatını besliyordu. Ancak içten içe onu tüketiyordu da. Bir gün hayatını değiştirecek bir kadınla karşılaştı. Gala. Fakat Gala evliydi. Hatta bir de çocuğu vardı. Eşi şair Paul Ellsworth, Dali'nin arkadaşıydı. Paul Ellsworth, gerçek adıyla Eugene Grindel, dadacı ve gerçeküstü Fransız bir şairdi. 1912'de İsviçre Davos'taki Klavadel Sanatoryumunda verem tedavisi görürken genç bir Rus kızıyla, Helena Dmitrievna Diakonova ile tanıştı ve "O benim hayatımın galası" dediği Helena'ya Gala adını verdi. 1917 Şubat ayında da evlendiler. Zaman içerisinde ailece görüştükleri Salvador Dali'den etkilenen, tarihin en özgür ruhlu kadınlarından olan Gala, bir gün Dali ile buluşmak üzere sözleşti. Plajda gerçekleşen buluşma oldukça ilginçti. Dali, iletişim kuramadığı için diğer kadınların yanında yaptığı gibi aniden kahkahalara boğuldu. Korkusunu kahkahaları arasında gizlemeye çalıştı. Diğer kadınlar olsa Dali'nin kendisiyle dalga geçtiğini düşünür ve orayı terk ederlerdi. Ancak onun ruhunu okuyan Gala, onun ellerini çok daha sıkı tuttu ve bir daha asla bırakmadı. Gala, kocasını terk ederek Dali ile evlendi. Gala ondan tek bir şey istedi. Özgürlük. Dali içi acısa da bunu kabul etmek zorunda kaldı. Gala başka erkeklerle buluşuyor ve hatta eski kocasıyla bile görüşmeye devam ediyordu. Ancak ne Dali ne de Gala bu ilginç aşktan bir gün olsa vazgeçmedi. Salvador, "Gala beni evlat edindi. Ben onun yeni doğan çocuğu, oğlu, sevgilisiydim. Gala benden ölümün etkilerini söküp attı. Delirmememin nedeni deliliğimi onun üstlenmesidir," demişti. Bu aşk tam tamına 50 yılı aşkın bir süre devam etti. Ta ki ölüm onları ayırana kadar. Gala'nın ölümünden sonra yıkılan Dali hayatla tüm bağlarını kopardı. Acısını ise son olarak şu sözlerle dile getirdi. "Gala'nın acısından ki benim acımdır, Gala'nın ölümünden ki benim ölümümdür, başka hiçbir şey hayatıma dokunamaz."